Şimdi 3 boyutlu bir ortamda çalıştığımızı düşünelim. Elimizde x, y ve z'nin bir fonksiyonu olan ρ var. Bize bir sıvının 3 boyuttaki herhangi bir noktadaki kütle yoğunluğunu veriyor bu. Bu sıvı herhangi bir sıvı. Aslına bakarsanız bir gaz da olabilir, su da her neyse herhangi bir madde işte anlaştık mı? 3 boyuttaki herhangi bir noktadaki kütle yoğunluğunu yani 3 boyuttaki herhangi bir nokta için bir sayı değeri veriyor buna ek olarak bir de v yani bir vektör fonksiyonumuz da var bu fonksiyonda üç boyuttaki herhangi bir noktada bize bir vektör veriyor. Evet, bu fonksiyon az önce bahsettiğimiz sıvı ya da gazın hızını veriyor olsun. Şimdi bir fonksiyondan daha bahsedeceğiz. Bu arada şu ana kadar yaptıklarım tanıdık geliyor olabilir. Çünkü daha önce yani iki boyuttaki çizgisel integrallerden bahsederken buna benzeyen bir örnek görmüştük. Bu videoda iki boyutlu örneği üç boyuta taşıdığımızı düşünelim. Evet. Bu fonksiyonda mesela f fonksiyonu rho ve v'nin çarpımına eşit olsun. Kısacası herhangi bir x, y, z noktası için bu bize bir vektör verecek ve biz de onu 3 boyuttaki aynı noktadaki skalerle çarpacağız. Hemen not edeyim eşittir rho çarpı v. Şimdi bunu kavramsallaştırmanın birkaç farklı yolu var. Örneğin yönü hızın yönü olacak ama büyüklüğü bunun momentum yoğunluğu olduğunu düşünebilirsiniz ama eğer aklınıza yatmadıysa çok da endişelenmeyin lütfen. Söylediklerim bu iki fonksiyonu kullanıp da yüzeyle olan ilişkilerinden bahsetmeye başladığımızda kavramsal olarak daha anlamlı olmaya başlayacak. Şimdi bunun ne anlama geldiği hakkında konuşmak istiyorum. Bu f fonksiyonuna göre eğer yüzey integralini değerlendirecek olur isek, evet, bir yüzeye göre değerlendireceğiz. Hemen yazıyorum. f ve bu yüzeydeki her noktadaki birim normal vektörü olan n çarpı ds'nin nokta çarpımını değerlendireceğiz. d büyükse. Evet. Şimdi gelin bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Önce eksenleri çizelim. Bu Z, bu X, bu da bu da Y ekseni olsun. Elimizdeki yüzey de buna benzeyen bir yüzey olsun. Evet, bahsi geçen yüzey bu. Anlaştık mı? S olarak not ediyorum. İsterseniz birimlerden de bahsedelim. Böylelikle buradaki ifadenin ölçümlediği şey hakkında kavramsal bir fikrimiz olabilir. Bu arada bunun iki boyutta çizgisel integrallerle yaptığımız şeye çok ama çok benzediğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada ds var. ds bu yüzey üzerindeki küçük bir parça. Onu da bu şekilde gösteriyorum. Şimdi buradaki ifadelerin birimlerini ayrı ayrı yazacak olursak, mesela bu alan ölçtüğü için birimi metrekare olacak. Evet, birimleri yerlerine yerleştirdiğimiz zaman her şeyin biraz daha açık olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu DS'deki normal vektörü buradan dışarıya doğru yönelecek öyle değil mi? Yani buradaki düzlemle normal yapacak ve büyüklüğü de 1. Birim normal vektörünü bu şekilde gösterdik. Bu tüm bu üç boyutlu uzayda tanımlı olduğu için bana herhangi bir x, y, z noktası verdiğinizde kütle yoğunluğunu, hızını biliyor olacağım ve bir f elde edeceğim. Evet, bu üç boyutlu uzaydaki herhangi bir noktada ve buna yüzey de dahil, mesela f burada bunun gibi görünüyor olabilir. Tam bu noktadaki f'ten bahsediyorum. Belki tüm bunlar ne anlama geliyor dersiniz. İki vektörün çapraz çarpımını aldığınızda bunların ne kadar birlikte hareket ettiklerini buluruz. Ve n bir birim vektör yani büyüklüğü bir olduğuna göre bu f'in n yönündeki bileşeninin büyüklüğünün ne olduğu anlamına gelir. Bunu isterseniz f'in yüzeye normal olan bileşeninin büyüklüğü nedir olarak da düşünebilirsiniz. Ya da f'in ne kadarı yüzeye yüzeye normaldir. F'in yüzeye normal olan bileşeni buna benziyor olabilir. Evet şu şekilde çizeyim ve buradaki çarpım da bunun büyüklüğünü verir. Bunun F'in birimine sahip olacağını da söyleyebiliriz. Peki neden? Çünkü N yönü belirliyor. Belirli bir birimi yok ve boyutsuz. Ama F'in birimleri, kütle yoğunluğunun birimleri, şöyle yazayım, Kilogram bölü metre küp. Bu sadece Rho'ya ait. F kütle yoğunluğu çarpı hız olduğu için bunu bir de metre bölü saniye ile çarpmamız lazım. Ee, şunu daha açık bir şekilde yazalım. Bir saniye, bir saniye. Rho'nun yani kütle yoğunluğunun birimi kilogram bölü metre küp çarpı V'nin yani hızın birimi de metre bölü saniyedir. Bunu bir de metre kare ile çarpacağımızı da unutmamamız lazım. Burada bir metre, burada da metre kare olduğuna göre paydada bir metre küp olur. Bu yani bu ve bu paydadaki metre küple sadeleşir ve buradaki ifadenin birimi olarak geriye kilogram bölü saniye kalır. F'in tanımına göre bunu kavramsallaştırmanın yolu yani F'in neyi ifade ettiğini anlamanın yolu belirli bir zamanda bu kütle yoğunluğu ve hıza sahip ne kadar kütlenin buradaki küçük sonsuz derecede küçük olan yüzey yani DS'den geçtiğidir ve Tüm bu ds'leri eklediğimizde ki yüzey integrali de zaten bunu yapar, zaman içerisinde belirli bir noktada bu yüzey üzerinde ne kadar kütlenin ya da kilogram bölü saniyenin hareket ettiğini buluruz. Çizgisel integrallerle yaptığımız şey de aslında budur. Evet, iki boyutlu yüzeydeki akıdan bahsediyorum. Hemen not edeyim, iki boyutlu yüzeydeki akı. Bu arada bu böyle çılgınca ve soyut bir şey de değildir aslında. Yani mesela banyonuzdaki su buharını düşünebilirsiniz. Evet gözümüzle görebileceğimiz bir şey olduğu için banyodaki su buharı bunun için iyi bir örnek. Özellikle de içeriye güneş ışığı geliyorsa. Evet banyomuzun penceresine güneş ışığı düştüğünde su buharındaki partiküllerin nasıl hareket ettiklerini görebiliriz. Farklı noktalarda yoğunlukları vardır. Bunun da banyomuzun penceresi olduğunu düşünelim ve diyelim ki bu pencere açık olsun yani işin içinde başka fiziksel bir durum yok ve bu dikdörtgensel yüzeyden geçilebiliyor olsun. F'in de su buharının kütle yoğunluğu çarpı hızı olduğunu bildiğimize göre bu ifade bize zaman içerisinde belirli bir noktada bu pencereden geçen su buharının kütlesini verir. Ee, i̇sterseniz bir nehir örneği üzerinden de konuşabiliriz. Evet, nehri de şu şekilde çizeyim. Bunun nehrin bir bölümü olduğunu düşünün. Burası normalde gördüğümüz yüzeyi 3 boyutlu olacağı için bu da, Yerinliği olsun anlaştık mı? Yoğunluğu belki de sabittir. Yani f sayesinde herhangi bir noktada yoğunluğu biliyoruz, hızı biliyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi bu zamanın içindeki herhangi bir noktadaki momentum yoğunluğunu verebilir ve yüzeyimiz belki de bir A gibidir çizmesi kolay olduğu için ben dikdörtgen olarak çiziyorum ama bunun dikdörtgensel olmasına da gerek yok. Garip bir şekli de olabilir. Evet, bunun sıvı akışını hiçbir şekilde engellemeyen bir A olduğunu düşünün sadece. Bu integrali hesapladığımızda zaman içerisindeki belirli bir noktada bu A içerisinden geçen sıvının kütlesini buluruz. Umarım bunun kavramsal olarak ne anlama geldiği konusunda bir fikriniz oluşmuştur. Önümüzdeki videolarda da bunu nasıl hesaplayacağımız ve farklı şekillerde nasıl gösterebileceğimiz hakkında konuşacağız.